Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l-mukaddimîn alâ'l-hayri ve lev'asîran. İ'lemû enne afdalel-kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'ah. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâtin fil nâr. Ve bis senedil muttas ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ kâne yevmü savmin ahadüküm felâ yerfus ve lâ yechhel. Fe in imru'un şâtemehu ev kâtelehu fel yekul inni sâimun inni sâim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhi ve salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullahu teâlâ aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlanan Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervar için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ kâne yevmü savmü hadiküm, sizden birinizin oruçlu bir günü olduğunda, yani siz farz veya nafile bir oruç tuttuğunuz günde, felâ yerfus, o oruç tutan adam sakın fuş, kelam, cinsel ilişki lafları, sohbetleri yapmasın. Yani cinsel ilişki yapmasın, cinsel ilişkiye davet eden hareketleri yapmasın, ona yol açan sözler söylemesin. Bunları kadınların yanında söylemesin. Vela yeçel, cahillik de etmesin. Ne demek yani? İster davranış olarak, ister söz olarak doğrunun aksi olan bir şeyi, ki onda cahiller yapar, bilmeyenler yapar, onu da yapmasın oruçluyken. Onu da yapmasın. Cahillerin yaptığı işler yapmadığı gibi söylediği cahilane sözleri de oruçlu adam söylemesin. Fe in imru'un şâtemehu, o oruçluyken bir adam gelse ona çatsa, sövse, dalassa, ev katelehu, onunla mücadele etse, fel yekul inni saimun inni saimun, o dalaşan adama cevap vermesin, onunla o da dalaşmasın, ben oruçluyum, ben oruçluyum, sana cevap vermem desin. Evet. Oruçlu adamın söylemesi caiz olmayan, yukarıda söylediği cahil laflar etmesin, cahil davranışlar. Geliyor birisi sataşıyor, aklı, aklı olsa da cevap vermesin, onun seviyesine düşmesin. Ben oruçluyum, ben oruçluyum. Yani sadece midemi aç bırakmıyorum, midemi oruç tutturmuyorum, dilime de hakimim, dilime de oruç tutturuyorum. Kötü laf etmeyeceğim, sataşmayacağım, sana cevap vermeyeceğim anlamında kalbiyle gönlünü, dilini birleştirsin, birleştirsin. Her azasına oruç tuttursun, harama bakmasın, haram duymasın, haram söylemesin,
haram davranışlara gitmesin, uzanmasın, bütün organlarına oruç tuttursun. Evet, öyle söylesin, nefsini tutsun, dilini tutsun, dilini tutsun. Oruç, insana nefsine hakimiyeti öğreten bir ibadettir. İnsanın iradesini kuvvetlendiren bir ibadettir. Cenab-ı Hak böylece normalde helal, mubah olan şeyleri bile oruç niyetiyle bize yasak ediyor. Mesela su içmek normal, mubahtır. Yemek yemek mubahtır. Dedikodu olmamak, küfür olmamak kaydıyla, yalan olmamak kaydıyla konuşmak helaldir, mubahtır. Şimdi oruçluyken daha çok dikkatimizi çekiyor ve bu mubah şeylerden bile tutuyor bizi, irademizi kuvvetlendiriyor. Ben oruçluyorum, yemeyeceğim. Şu saatten şu saate kadar. Ben oruçluyum, şu saatten şu saate kadar içmeyeceğim. Mubah olan şeyleri bile yapmayacağım diye kendi kendimize niyet ediyoruz, karar veriyoruz. Tan yeri ağardığından, imsak vaktinden güneş batana kadar, akşam namazına kadar hakkımız olan, normalde helal olan şeylerden, hatta bazen görev olan şeylerden bile kendimizi tutuyoruz. Görev dedin, bir kocanın karısıyla ilişkide bulunması görevdir, farzdır. Ama oruçluyken yasaktır. Onu bile yapmıyoruz. İrademize hakim oluyoruz. Bunu öğretiyor oruçla. Ben sokakta birisi sataşırsa oruçluyum, oruçluyum desin, çeksin gitsin. Kur'an-ı Kerim'de zaten genelde böyle bir ayet celle var. Ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlu selâmâ. Allah'ın has kulları yolda yürürlerken, yani oruç filan değil, normalde güzel Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de ayet öyle buyuruyor. Yolda yürürlerken birisi gelse, sataşsa, ona çirkin laflar etse, onunla dalaşmak istese, kalu selama, selam, ben sana uymam, sana cevap vermem, ben müminim, Müslümanım, ağzımdan kötü laf çıkarmam, senin seviyene düşmem deyip geçsin. Allah'ın has kulları böyledir. Ya hakkım var, o bana işte saldırdı da, tamam da güzel Müslüman öyle yapar. Kavgayı körüklemez, kavgaya muhatap olmaz, sabır eder, selam der geçer. Oruçluyken daha çok dikkat eder, daha çok dikkat eder, bütün organlarına oruç tutturur ve de bir gün birisi oldu, ben oruçluyum, ben oruçluyum der. Bu Ramazan'da da böyledir. Başka mesela pazartesi, perşembe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her pazartesi, perşembe oruç tutarmış, sünnettir. Halen Kabe'de de Mekkeliler bunu adet edinmiş. Pazartesi, perşembe oruç tutuyorlar ve sofra kuruyorlar. Zemzem ve hurmadan ibaret bir naylon üzerine herkese de buyur diyorlar. Güzel bir gelenek, sünnettir, mecburi değil. Bunun dışında işte Muharrem 9, 10, 11 Muharremlerde oruç tutmak çok kıymetlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bize tavsiye ediyor. Ramazan orucunu tuttuktan sonra Ramazan bayramının arkasından Şevval orucu, 6 gün Şevval ayında oruç tutmak bütün sene oruç tutmaya gibi olur diyor. 30 Ramazan, 6 da orada 360. 10'la çarpacaksın. Men ca'e bil hasenati felehu aşru emsalihâ. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Müslüman bir iyilik yaptı mı en az 1'e 10 kazanır. Öyleyse 30, 6 da daha 360. 10'la çarp, 36'yı 10'la çarp, 360. Senenin tümünü oruç tutmuş gibi. Her sene böyle yaparsa ömrünün tümünü oruç tutmuş gibi olur diyor. Buhari Müslim hadisidir. İşte o nafile oruçlarda da, nafile ayın birinde, ortasında, sonunda veya her ayın 13, 14, 15'inde eyyam biz derler bunlara. Bunlar peygamberimizin tavsiye ettiği ve geçirmediği nafile oruçlardır. Nafile olsun, farz olsun. Böyle birisi sataştı mı hakikaten oruçlu olduğunu ispat etsin. Kesinlikle kızmasın.
İnni saimün, inni saimün, ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Bu hadis-i şerifi İmam Malik Muvatta'ında, İmam Bukhari, İmam Müslim sahihinde, İbn-i Mace, Ebu Davud, İbn-i Hibban, Ebu Hureyre hazretlerinden Taburani, Abdullah Mesud'dan nakletmiştir. Bu hadisi destekleyen birçok hadisler vardır. Allah onlardan razı olsun. İzâ kânel abdu, Müslüman bir kul, insan, yâmülü amelen salihen, güzel bir iş yapar, yapmakta devam eder, adet edinir. Evet, mesela her gün sabah namazını camiye gelir, camide kılar. Çok önemlidir sabah namazını camide kılmak. Yatsı namazını her gün adet edinmiştir, camide kılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda çok dikkatimizi çekiyor. Öyle diyor, yatsıyla sabah namazına münafıklar gelemez diyor. Hadis böyle, Buhari hadisidir. Yani gelmeyenler münafıktır, laf etmiyorum. Ama hadis budur. Münafıklar yatsıyla sabah namazına camiye gelemezler diyor. Artık kararı siz verin. Çok önemli. Yatsıyı cemaatle camide kılan mümin gecenin yarısına kadar hiç uyumamış, yatmamış, namaz kılmış gibi. Sabah namazını camide cemaatle kılarsa kalan yarısında hiç uyumamış, yatmamış gibi olur. Yani yatsıyla sabahı camide kılan adam sabaha kadar hiç yatmadan, uyumadan namaz kılmış gibi olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle hadisler var. Onun için mesela kendi adet edinmiş, gündüzleri öğle ikindi, akşam işine gider, tarlaya gider. Tabii namazını kılacak, kılmazsa hesabı var. Ama yatsıyı sabahı evine geliyor, ihmal etmemeli. Peygamberimizde böyle şeyler var. Adet edinmiş gidiyor. Hasta oldu, gidemedi. Hep gitmek adeti. Ne olursa olsun gidiyor. Hastalığından dolayı gidemedi. Salih bir amel bu, cemaati cemaatle namaz kılmak. Evet, namaza gitmiş gibi yazar melekler onu. Şimdi onu söyleyecek aşağıda. Evet, veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiyeleri var. Mesela teheccüd kılmak. Gece uyuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Gecenin son üçte birinde uyuyorsunuz, son üçte birinde kalkıyorsunuz, abdest alıp namaz kılıyorsunuz. Bu mecburi değil ama teheccüd namazı derler buna. İki rekatı dünya ve dünyadakilerden kıymetli diyor Peygamberimiz. Adam buna bir şey etmiş, alışmış, adet edinmiş. Her gün kalkıyor. Hastalandı, kalkamadı. Şimdi söyleyecek ki sanki kalkmış gibi yazılır diyor. Sanki kalkmış gibi. İşte günde şu kadar estağfurullah diyor. 100 defa estağfurullah deyin diyor Peygamberimiz. Ben de diyor 100 defa estağfurullah derim. Peygamber 100 derse biz daha fazla söylememiz lazım. Buna kendine virt edinmiş. Her gün 100 defa estağfurullah diyor. 100 defa ihlas okuyor. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyeleridir bunlar. 100 defa la ilahe illallah diyor. 100. de Muhammedur Resulullah. Efendim 100 defa Subhanallah ve bihamdihi, deniz köpüğü kadar günahları silinir diyor Peygamberimiz. Buhari Müslim hadisidir bunlar. Efendim 100 defa salavat-ı şerife getiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir edinmiş böyle. Her gün bunları yapıyor. Efendim yatsı namazıyla akşam namazı arasında veya yatmadan evvel Mülk suresini okuyun diyor Peygamberimiz. Her gün okursanız kabir azabı çekmezsiniz diyor. Bunda karar vermiş, okumuş. Bir hadis-i şerifte de hamimler, Kur'an-ı Kerim'de hamimler var. Hamim, hamim diye başlayan 7 tanedir diyor. Her gün diyor, her akşam birisini okumayı virt edinen mümin ömrünü böyle geçirirse bu hamimler cehennemin kapısında dururlar. Cehennem 7 kapılı. Cennet 8 kapılı. Evet. Cehennemin kapısında 7 hamim durur. Adam başka yerlerden kaybetmiş mesela. Götürürler görevliler.
Hamim der ki ben bunu bırakmam. Ya ben de sokacaksınız. Ben bundan ayrılmam. Bu da sahih hadis. Bu da Müslüm hadisi. Ya ben de içeri sokayım. Kur'an içeri cehenneme girer mi? Kur'an. Yetme kılma kesinlikle. Ya ben de sokacaksınız içeri ya bu arkadaşımı sokmam. Bu benim arkadaşım. Her gün beni okuyordu bu. Ve cehenneme sokturmaz diyor. Öbür kapıya giderler öteki hamim. Öbür kapıya 7 kapıyı dolaştırırlar diyor adamı. 7 hamim durar. Sakın arkadaşımı sokmayın içeri. Sokamazsınız der. Adamı çaresi cennete götürürler diyor. Böyle müjde var. Adam mesela her gün bir hamim okumaya alışmış. Hastalanmış okuyamıyor. 40 ateşli yatıyor. Okumuş gibi yazarlar. Pazartesi perşembe oruçlarını tutmaya alışmış, bir dedirmiş her zaman tutamamış. Hastalık dolayısıyla veya yolculuk dolayısıyla, yolculuk meşakkat demek, sefer o demek, tutamamış. Meşru mazeretler bunlar. Para kazanmaya gideceğiz çoluk çocuğumuzu geçindirmek için veya başka nedenlerle, mubah bir sebeplerle yolculuk serbest. Yolculuğun sıkıntılarından dolayı oruç tutamamış. Tutmuş gibi yazılır diyor. Tutmuş gibi diyor. İşte o hadis bu. Sizden biriniz Müslüman bir kul salih bir amel işlemeyi kendine bir edinir. Feşegalehu anhu maradun. Herhangi bir hastalık onu ibadetten alıkoyar. Yapamaz. Sağlığı yerinde olmadığı için eğer sağlam olsaydı yapacaktı. Adeti bu. Ev seferun yahut da yola çıkmış yolculuğun zahmetinden sıkıntısından dolayı yine yapamamış. Mubah bir sefer. Evet, mubah bir sefer. Hırsızlık yapmaya gidince zaten Arap adam oruç mu tutar? Mubah bir sefere çıkmış. Yapamamış yine. Niyet gitmeseydi, yolculuğa çıkmasaydı tutacaktı orucu. Evet. Kütübe lehu. O her zaman bunlar yapan kim mümine yolculuk sebebiyle, hastalık sebebiyle bu güzel işleri yapamayınca yazılır. Evet, yazılır. Yani Cenab-ı Hak takdir eder ona yapmış gibi veya meleklere emreder. Bu hep yapıyordu ama şimdi ben onu hasta ettim. Yapamadı. Yolculuğa çıktı, yapamadı. Yazın. Yapmış gibi yazın diye emreder. Nereye? Levh-i mahfuza veya amel defterlerimize. Yazın diye emreder. Kesalihin ma kana ya'malu ve huve mukimun sahihun. Sağlıklı veya evinde yola çıkmadan sağlıklı ve evindeyken yapmaya alıştığı, adet edindiği o güzel ameli sanki yapmış gibi yazın diye emreder diyor. Emreder. Evet. Mükafatlandırılır. Masiyet için yolculuğa çıkarsa olmaz diyor. Orada bu şey yoktur diyor. Bir de kendi kusurundan dolayı hasta olursa da olmaz diyor. Bulkini diye bir zat var, imam öyle söylüyor. Mesela nedir? -10 derece, 15 derece, Erzurum'da 25 derece, Ağrı'da 40 derece kadar çıkıyor, Kayseri'de çıkıyor. Şimdi sen ceketsiz çıkarsan terliyken evden sokağa hasta olmaz mısın? Üşüdürsün, hasta olursun. Belli ya bu. Görünen köy kılavuz ister mi? Ama çıkmış herif. Soğuğa meydan okunur mu? Soğuğa güvenilir mi? Soğuğa soysuza güvenilmez. Gençlik filan dinlemez soğuk. İtmiş. Evet. Terlemiş. Adam bağ belliyor. Terlemiş yazın. Bağrını açmış. Rüzgara karşı oturmuş. Es yiğidin bağrına. Es. Terlemiş, yanmış. Akşam gelmiş, üşütmüş tabii. O terle, rüzgar çarpmış adamı. Yatmış, bağırıyormuş adam. Ya Rabbi benden başka bulamadın mı? Garip bir adamım ben işte. Çalışmasam bir kazanamıyorum.
bula bula benim buldum hasta edecek diye de sızlanıyormuş. E sen bağırınacaksan, terli terli rüzgara karşı oturursan hasta olur. Böyle kusurundan dolayı hasta olursa olmaz diyor. Kusurundan dolayı. Kendi bile bile yani olur mu? Evet, o zat öyle söylüyor. Evet. Yalnız bazılar demişler ki, daraltma Allah'ın lütfunu canım demişler. O adama cevap vermişler. Nasıl olsa olsun, mümin değil mi ya bu? Kusurlu da olsa normal ibadetlerini, kusurlu hastalık, husurları sebebiyle hasta olsa da Allah ondan esirgememeli, esirgemez. Allah'ın lütfu kerem büyüktür diye de cevap vermişler. Cevap vermişler. Şimdi bunu biraz daha açacağız. Cuma namazına erken gitmek çok büyük fazilettir. Cuma namazına gusül abdesti alarak, gıcır gıcır kirleri yıkayarak, boy abdesti alarak bir kimse giderse, kimseyle dedikodu yapmaksızın gelir camiye erkenden gelirse, hutbe sırasında da hiç sesin çıkarmadan namaz kılıyormuş gibi huzur huşu içinde hutbeyi dinler oturursa, yanındakine sus bile demeden böyle oturursa, gufire lehu ma beynehu ve beyni cumatil uhra ve ziyatul selat seyyam. Buhari Müslim hadisidir. Bu cuma ile bundan evvelki cumaların günahları silinir 3 günde fazla. Yani 10 günlük günah silinir. Öyle dediğim şekilde cuma namazını boy abdesti alarak, hiç ağzına hakim olarak, kavga etmeyerek, kimseyi incitmeyerek, dedikodu yapmayarak cuma namazına gide gide günahlarınızı temizlemek mümkün. 10'a gün olduğuna göre mümkün. Buhari Müslim hadisi bu. İşte hasta, adam erken gidemiyor. Hasta yıkanamıyor. Hasta çünkü yıkanırsa şey edecek. Sanki aynı diyor. Kazanır onu da. Çünkü hep adeti buydu. İki eli kanda olsa yıkanıyordu. Cuma'yı erken gidiyordu. Boy abdestiyle kılıyordu Cuma'yı. Ama hastalığı sebebiyle veya yolculuğu sebebiyle bunu yapamadı. Şimdi bunlar kolay ya. Otelde banyo var. Gittiğiniz evlerde artık eskisi gibi değil. Her evde banyolar var. Sıcak sular da var. Mümkün. Yani böyle yaparsanız mükafatları, normalde kazandığınız mükafatları bir meşru mazeret sebebi yapamadığınız zaman onları gene kazanırsınız. Cuma namazına geç gitmek bid'attır. İslam'da ilk bid'at cuma namazına geç gelmektir diyor alimler. Cuma namazı müminler erken gider. Bu fazileti yakalamak için geç giden peygamberimin sünnetine uymamış olur. Sahabenin adetine, sünnetine uymamış olur. Onun için bid'at olur. İlk bid'at budur. Cuma'ya geç gitmek. Ama adam hastalığından gidemedi. Mesela ne hastalığı? Prostatı var. Erken giderse 3 saat camide kalacak. O kadar sabır etmiyor. Prostatı müsaade etmiyor. Onun için ezan okunca gidiyor. Mecburen geç gidiyor. Evvelce hep erken gidiyordu camiye, cumaya. Aynı şekilde erken gitmiş sevabı kazanır. Buralar böyle güzel sevapları da hastalığı sebebiyle yapamadı mı? Aynen yapmış gibi kazanır. Evet. Şimdi bu kadarla da kalmayacağız. Şimdi ben açıklamayı yapacağım ama bu konular müminle Allah arasındadır. Mesela şimdi camilerde 2-3 sıra bakıyorum ben, sandalyeler var. Eskiden ben hiç sandalyeler namaz kılan görmüyordum camilerde. İstanbul'da okudum, lisede, fakültede burada okudum. O zaman yok muydu ya bu romatizma veya kireçler, ne vardı? O zaman olmuyordu dışarıda, arkada 3 saf 4 saf oluyorlar bazı camilerde. Sanki istismar ediyorlar. Sandalyede oturamazsanız, çaresiz kalırsanız namaz caizdir. Çünkü namazda ayakta durmak kıyam farz değil mi? Oturuyorsunuz kıyam kalmıyor. Secde etmek farz değil mi namazda? 12 farzın birisi secde, birisi kıyam. Ama adam oturamıyor. Oturduğu zaman kalkamıyor.
secde edemiyor, göz tansiyonu, göz diyorlar gider, sakın diyor secde etme. Ha mesela böyle hastalıklardan dolayı, bunları da sanki o hastalığından dolayı, meşru mazeretinden dolayı, kendi kusuru yok, böyle bir hastalığa yakalanmış, secde edemiyor, oturarak kılıyor veya sandalyede kılıyor. Allah'la kendi arasında, kendini biraz zorlayacak tabii, kendini biraz zorlayacak, öyle hemen biraz eğip kalkmak zor geliyor bana. Yok, 18 yaşında adam gibi mi olur, 70 yaşında, 60 yaşında adamın oturup kalkması? Yani ben bunları veriyorum size, istismar ederseniz Allah'la senin aranda diyorum. Yani kalkması zor, zorlanacaksın biraz. Sen ta 15 yaşında namaz kılmıyorsun, başlasaydın oturup kalkmak zor gelmezdi sana. 50'sinde başlamışsın, bacaklan kireçlenmiş, romatizma başlamış, biraz canın yanacak. Yani hemen öyle, hemen sandalyeyi atıyorlar. Tabii ben karışmıyorum. Arz ettiğim şekilde mazerette olanlardan bu kıyam farzı yapmış gibi olur mu? Evet olur diyorlar. Aynı şekilde namazı tam kabul edildiğine göre namazı kılmış kabul ederler diyorlar ama seninle Allah arasında yapabilecekken zor geldi diye oturuyorsan orada hesabın defterle açılacak. Niye oturdun da kıldın? Neden sen secde yapmadın, ayakta durmadın diye namaz ondan davacı olacak. Yani şimdi bakıyorum o kadar sakat adam olmaması lazım. Çok sanki her gün sandalye atıyor kendini. Akşama kadar dükkan dolaşıyor. Camiye geldi mi sandalye oturuyor, namazı öyle kılıyor. Tabii karışmıyoruz da işin bu tarafı da var. Mazeretliyse onu söylemek istiyorum hadisimizle ilgili. Hakikaten mazeretliyse aynen ayakta kılmış gibi, secde etmiş gibi namazı kabul olunur. Bizim sözümüz o. Hadis-i şerifi Ebu Davud, Hakim Müstedrek'inde Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.